Ya Bacizem, sen beni niye dinlemiyorsun ki lan? Ya ben adama çağırmam mı deseydim? Ki dedim, yemin ediyorum dedim. Ama adam hapisten yeni çıkmış, psikopatın teki. Kaç tane leşi var biliyor musun? Ya mecbur kaldım ya. Adam beni vuraydı daha mı iyiydi? Ya Pagizem bak, zaten canım sıkılıyor. Bir de sen kalktın geldin onca insanın içinde bana vuruyorsun. Oluyor mu öyle ya? Ya Ramazan, sen var ya karını hiç tanımamışsın ha. Nasılmış benim karım? Ben başka avratlara benzemem Ramazan. Gelemem böyle şeylere. Çekil. Tamam, kurban olduğum ya. Bir daha olmayacak diyorum ya. Affettiğini söylesene. Bak, affetmezsen sokağın ortasında öperim ha. Seni bir şartla affederim Ramazan. Neymiş o şart? Bundan sonra meyhanede çalışacağım. Ah, buyur. Ya mutfakta salata meze falan yaparım. Hem de sana göz kulak olurum. Kabul mü? Ya senin ne işin var meyhanede ya? Vallahi ben onu bunu bilmem Ramazan. Sana 2 gün mühlet. Düşün, taşın, kararını ver. İyi tamam. Ama düşüneceğim ha. Senin canın neye sıkılmış bakayım? Lezzetme Kemal'e ya. Aklım hep teyzemle kalıyor. Ben mi gidip görsem mi? İyi, git gör. O halde anlaştık. Hiç merak etmeyin. Görüşmek üzere Serap Hanım. Geldiğiniz için teşekkürler. Sen ne yaptığının farkında mısın? Ne hakla seni alakadar etmeyen bir toplantıya katılıp kafana göre ahkam kesiyorsun? Unuttun galiba. Ben de bu fabrikanın ortağıyım. Bu yaptığının fabrikayı ve çiftliği ne kadar zarara uğratacağını farkında mısın? Bu işlerden anlamadığın ortada. 40 yıllık müşterilerimize kötü mahsul satmaya çalışıyorsun. Ben sadece uğrayacağımız zararı azaltmaya çalışıyorum Halide. Çiftlikteki onca mahsul ne olacak ha? Çiftliğin uğradığı zarar benim umurumda bile değil. Ben sadece bu fabrikanın itibarına leke gelmemesi için çabalıyorum. Ayrıca ahkam kesip bana iş öğretmeye kalkmadan önce nereden geldiğini iyi hatırla. Bundan 2 sene önce çırçırların arasında dolaşan pasaklı bir kız olduğunu unutma. Çünkü ben hiçbir zaman unutmayacağım Gülünü. Fabrikayla falan alakası yok. Senin niyetin beni küçük düşürmek. Öyle mi? Niye böyle bir şey yapacakmışım? Kemal'in neden gitmediğini merak ediyorsun değil mi? İçin içini yiyor. Ne demek bu şimdi? Kemal'in gitme işiyle senin ne alakan var? Ha? Cevap versene. Belki de 2 sene önce çırçırda çalışan pasaklı kızla bir alakası vardır. Onu kaybettiğin için beni suçluyorsun. Haklısın. Ben de senin yerinde olsam nefret ederdim Güllü'den. Nasıl oğlum? İyi misin ha? Değilim Ramazan. Ya Reza, kurban olayım bak. Ya ben dün anneyin kemanı gördüm, tamam mı? Yani var ya, sana yemin verdim diye zor tuttum kendimi söylememek için ya. Kurban olduğum söyle gebe olduğunu. Bak o öyle, sen böyle. İyi der bu işin sonu ha. Söyleyeceğim Ramazan. Söyleyeceğim. Kemal'i kaybetmeyeceğim. Hah, kurban oldum, hah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.